Merhabalar arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda üretim yapmak isteyen arkadaşlarımıza birkaç bilgi vereceğiz arkadaşlar. Bu üretimle alakalı yapılan hatalar var. Genellikle sık yapılan hataların maddelerini aldım ben. Totalde bir 10 tane bir madde topladım arkadaşlar. Bunu tabii ki çoğaltabiliriz. Yani 20'lere 30'lara kadar çıkartabiliriz ama en dikkat edilmesi gereken 10 adet madde çıkarttım. Hatta dersimi çalışıp da geldim. Onu kağıda yazdım arkadaşlar. Buradan ben başlıklarını okuyacağım. Açıklaması da var birer cümle. Daha sonra kendi yorumlarımı katacağım tabii ki. Çünkü kendi yorumunuzu katmanız lazım arkadaşlar. Biz hani yıllardır zaten üretim yapıyoruz. Bunun kanalında zaten YouTube'daki videolarımızda zaten yaklaşık bir 2015 yılında normal konuşmadan kısa kısa anı olarak kalsın diye çektiğim videolarım vardı. Daha sonra işte gelen yorumlar sayesinde bu şekilde videolar çekmeye başladık arkadaşlar ve gayet de güzel gidiyor şu anda. Dediğim gibi bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar muhabbet kuşu üretiminde sık yapılan hatalar. Bunu ben 10 madde halinde aldım. Teker teker sizlere açıklayacağım arkadaşlar. İlk olarak hemen başlıyorum. Çok fazla uzatmayacağım. İlk olarak yanlış kafes boyutu ve tasarım arkadaşlar. Yani tasarımın ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Hani bazı kafesler ev şeklinde oluyor. Bazıları kare şeklinde oluyor. Neden etkiliyor diye düşünen arkadaşlarımız olabilir. Hareket alanının kısıtlamaması lazım arkadaşlar. Böyle düşünebilirsiniz. Kafes şeklinde olursa hayvanın dikkatini alıyor arkadaşlar. Kafesin değişik şekilde olan yerlerine gidip kafesi keşfetmeye çalışıyor ve kendi beğendiği bir yer olduğu zaman da kafesin o kısmından neredeyse çıkmıyor. Yani sürekli olarak orada takılıyor arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Özellikle almanız gereken kafes tipi zaten arkamda gözüküyor. Köşeli olması lazım arkadaşlar. Böyle üçgen çatılı veya değişik böyle Çin çatılarına benzeyen değişik kafes tipleri falan var. Onlardan almayın. Hayvanlara gerek yok. Özellikle almamız gereken bir kafes tipi de arkadaşlar yuvarlak kafes. Genelde papağanlar için alınıyor ama muhabbet kuşlarında beslendiği görülüyor arkadaşlar. Bu kafeslerde kuşunuzun strese girme ihtimali çok artıyor. Neden? Köşeli olmadığı için hayvanda yer yön duygusu kayboluyor arkadaşlar. Yer yön duygusu kaybolduğu için de hayvanın strese girme ihtimali artıyor ki giriyorlar da zaten. Suya girebiliyorlar veya çeşitli hastalıklara yakalanabiliyorlar. En sıkıntılı kafes tipi yuvarlak kafes şekli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üretim yapmasanız bile yuvarlak kafes çok fazla tercih etmeyin. Hani alacaksanız gene üretim yapmasanız bile arkadaşlar köşeli kafes tercih edin. Kafes şeklimiz bu şekilde olacak. Dediğim gibi bunlara dikkat ederseniz başka bir sıkıntı yaşamazsınız arkadalar. İşte ne yazmışız buraya mesela? Düşük kalitedeki yuva kafesleri, yani yuvalıklardan bahsetmişiz arkadaşlar. Arkamızda da normalde vardı ama şu anda temizliğini yaptığımız için dezenfektanını da vurduk arkadaşlar. Üretimhaneye sokmadık. Üretime başladığımız zaman kafeslerimizi asacağız. Neyden kastediyoruz arkadaşlar? Bakın maddesinde mesela burada. Kafesin boyutu da benim söylemeyi unuttum. Kuşların hatta hareket edebileceği bir alan olması lazım. Bizim mesela şuraya bir tüne kasıyoruz. Hemen buraya da bir tane açıyoruz arkadaşlar. Kuşlar karşıdan karşıya geçerken tüne kanat çırpması lazım. Hani kafesinizin boyutunu oradan anlayabilirsiniz iyi olup veya olmadığını. Karşıdan karşıya geçerken kanat çırpması lazım. Zaten hamileyken dişi kuşlar kanat çırpmıyorlar arkadaşlar. Kellerden tutunarak buraya o şekilde geliyor ama normal zamanlarda erkek kuşlar da dahil tünekten tüneye geçerken kanat çırpması lazım arkadaşlar. Bakın salma kafesimizde bile mesela damla önlemesini açık yaptık ki hayvanları uçsunlar. Hareket alanları geniş olsun. Kendilerinden doğal ortamda stresinden hem de fiziksel gelişimlerini daha güzel, daha sağlıklı bir şekilde tamamlasınlar diye bu şekilde yaptık biz. Yuvalara geçiyorum tekrardan arkadaşlar. Yuvaların da temizlenebilir ve hijyenik olması gerekiyor. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Bu bazı yuvalarda fonluk oluyor biliyorsunuz. Plastik fonluk. Hatta şurada varsa ben bakayım. Bakın burada var mesela. Hemen göstereceğim size. Fonluk bu arkadaşlar, tamam mı? Ne oldu? Dişi kuşu dışarıya çıkarttınız. Yavru içinde olsun olmasın, yumurta içinde olsun olmasın. Dişi kuşu yuvadan çıkarttınız. Yuvanı sökmenize gerek yok. Zaten yuvayı sökerseniz hayvanın stres olma ihtimali artıyor. Yuvayı sökmeden direkt fonluğu alıp gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde temizliğini yapabilirsiniz. Veya yavrular varsa yavruların temizliğini yapabilirsiniz. Fonluklu olması gerekiyor arkadaşlar yuvanın. Yani bu maddeden kastı da bu. Temizlik açısından, hijyenik diyor zaten. Temizlik açısından fonluklu olması her zaman daha iyi. Fonluklu olup da küçük olan yuvalar var. Onları da çok fazla tercih etmenizi tavsiye etmem. Genelde 22, 21 ve 19 numaralı santim daha doğrusu fonluklu yuvaları tercih etmeniz daha iyi arkadaşlar. Orta ayarda oluyor. Kuşlar rahat bir şekilde yumurtlayabiliyor, yavrulayabiliyor. Yavrular çok rahat bir şekilde büyütebiliyor ama bizim mesela bunlar normalin çok üstünde arkadaşlar. Bunlar uzun. Arkadaki de kare olmasına rağmen o da normalin çok üzerinde. BSF kafesimizde mesela plastik fonluklarımız var. Onlar da gene normalin çok üzerinde. Biz dediğimiz gibi hayvanların yaşam standartlarını artırmak için, kaliteli bir yaşam sunabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık arkadaşlar. Şu mesela çoğu üreticide bu tarz kafesler yoktu. Normalin çok üstünde arkadaşlar. 65 santim bu genişliği var. Önü de 55 santim civarı olması lazım. Yükseklik de aynı şekilde 50-55 santim olması lazım. Normal incikten çok çok üzerinde. Bakın normal kafeslerde de şunlar kullanılıyor arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Gördünüz mü kenardakini? Normal üreticilerde o en köşedeki şu kafes var arkadaşlar. Biz bunları kullanıyoruz. Demek istediğimi umarım anlamışsınızdır. Yani biz hayvanların cidden yaşamlarına çok önem veriyoruz. Vitaminleri olsun, işte kafesleri olsun, bunlara çok özen gösteriyoruz arkadaşlar. Zaten videolarımızdan da görüyorsunuz. İşte yuvadan kastımız da buydu. Şimdi yetersiz beslenmeye geçiyorum arkadaşlar. Yetersiz beslenmeden kastımız ne? Kuşlar kuluçka geçirene kadar, hani geçirmelerine de gerek yok ama kuluçka geçirene kadar düzenli olarak mama takviyesi almaları lazım. Vitamin takviyesi almaları lazım. Vitamin takviyesi özellikle arkadaşlar yumurta doluluğunu artırmak istiyorsanız veya yumurtlamayan kuşlarınızın yumurtlamasını istiyorsanız, yumurta sayısını artırmak istiyorsanız ilk olarak E vitamini, daha sonra D vitamini kullanmanız lazım. Bunlar cidden çok önemli. Biz mesela sezonda kuşlarımızdan yavruları alıyoruz. Salma kafesi attığımız zaman arkadaşlar E, D ve multivitamin. Bu üçünü düzenli olarak geçiyoruz. Onun haricinde kür geçiyoruz arkadaşlar. Kürün amacı nedir? Kuşlarınızın kolay kolay hasta olmasını engellemek veya hasta olmasını direkt söylüyorum arkadaşlar. Hasta olmamasını sağlamak daha doğrusu. Bunu da 45 günde 3 gün üst üste bir ürünümüz var. Onu veriyoruz. Zaten sitemizde sattığımız ürün arkadaşlar. Vitamin, sarımsaklı antibiyotik kür diye geçiyor arkadaşlar. Limonlu falan. Çok güzel bir kür. Tavsiye ederim ve fiyatı da çok çok ucuz. Yani diğer piyasadaki pahalı ürünlere o kadar para bayılmanıza gerek yok. Bu da aynı işleri görüyor ve ilaç değil bu arada arkadaşlar. Biz de kendi kuşlarımıza kullanıyoruz. Tavsiye ederim. Yani yetersiz beslenmeden kastım işte dediğim gibi vitaminleri düzenli olarak vermeniz lazım. Kuşlarınıza üretim sezonunda arkadaşlar haftada 2 gün kesinlikle fazla vermeyin. Yani 3 kere de verebilirsiniz ama ben 2 kere veriyorum, onu söyleyeyim. Çarşamba ve cumartesi günleri biz mamalarını veriyoruz. Haftada 2 gün düzenli olarak mamalarını vermeniz lazım arkadaşlar. Ama verdiğiniz zaman kuş yavrularını kolay bir şekilde doyuruyor. Mama vermezseniz yem besleyeceği için çok fazla bitkiler yapacak arkadaşlar. Ama mamayı yediği zaman haşlanmış yumurta falan doluyor içerisinde zaten. Mama yediği zaman direkt gelip yavruyu besliyor arkadaşlar. Yavruyu kumsala doluyor. Yani atıyorum 15 dakikada doyuracağı yavruyu hayvan 5 dakikada doyuruyor. Yani 10 dakika karı var orada, onu söyleyeyim. Üretim sezonunun dışında da haftada bir gün vermeniz yeterli arkadaşlar. Ama yazın verdiğiniz zaman haşlanmış yumurta çok fazla kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü çok erken bozulan bir besin arkadaşlar sıcaktan dolayı. O yüzden yazın sadece mevsim sebzelerinden vermeniz yeterli olacaktır. Salataları mesela dilimleyip kafesine koyabilirsiniz. Çok fazla koymayın. Şu boyutta falan koysanız yeter çünkü su oranı fazla olduğu için arkadaşlar kuşunuzu ishal yapabilir. Şu boyutu geçmezse herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Bazı tane dilim dilim kesip hayvanın önüne bildiğiniz güzel meze gibi seriyor arkadaşlar. O yanlış. Dediğim gibi ishal olma ihtimalini çok fazla artıran bir etken o. Temizlik ve hijyen eksiklikleri. Temizlik nedir arkadaşlar? Beyefendi gösterdim işte folyoyu çıkartıp rahat bir şekilde temizlemeniz lazım gibisinden veya kuşun internette çoğu yerde yazar. Rahatsız edilmemesi lazım diye ama ben evde bakarken de arkadaşlar bu kafeslerden yok tabii ki bizde. İlk başladığım senelerde işte 2014 yılında falan olması lazım. Normal kafesler var. Alttan mandallı kaldırılan tepsiler falan var ya. Çek gibi değil yani. Kafesi direkt mandalını açıp kaldırıyorsunuz. O şekilde de mandalı açıp kaldırıyordum arkadaşlar. Kafesi bir kenara koyup alttaki taban malzemesini alıp orada kağıt değiştirip tekrardan koyuyordum. Çünkü temizlemezseniz kuşun kuluçkası zaten yumurtası varken 18 gün sürüyor arkadaşlar. 18-21 gün sürüyor. 18 günün sonunda da yavru çıktığı zaman 30-32 günlük kendi yuvadan düşüyor. Yani totalde bir 50 günlük falan kafesi temizlemeniz lazım o zaman. Düz olarak 2 ay gideceksiniz arkadaşlar. 2 ay kafes temizlemeniz zaman hayvan kafesi leş gibi kokar. Çünkü kuş hamile olduğu zaman biliyorsunuz normalin çok çok üzerinde dışkılama yapıyor arkadaşlar. Hem boyut olarak hem miktar olarak çok fazla dışkılama yapıyor ve daha da kokulu oluyor mama verdiğiniz için. Temizlenmesi lazım. Temizlenme olmazsa bakteri ürüyor arkadaşlar. Yavrulara herhangi bir sıkıntı yaratıyor ki bakteriden ölen kuşlarımız bizim çok azdı. Buraya gelmeden önce mesela evde yazın oldu zaten başımıza. Yazın çok fazla yaşanıyor arkadaşlar. O yüzden yazın yaşatmıyoruz zaten bizde. Son bir çiftim vardı. Yavrularına bakıyordum. Elimi bırakmam gerekiyor ama bakteri üredi arkadaşlar. İstemesek üredi çünkü nem ta 90'lara kadar ulaşmış yani. Nemin 90 olduğu yerde çoğalmayacak herhangi bir bakteri ben bilmiyorum. Orada öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Sizler de buna dikkat edin. Dediğim gibi temiz olması lazım. Kuşunuz zaten bir zamandan sonra alışacak arkadaşlar. Bizim mesela görüyorsunuz yavrular yumurtalar varken bütün üretimhaneyi bir günde tertemiz ediyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz yani. Şimdi yanlış çiftleşme stratejileri diyor. Maddede ne yanlış arkadaşlar? Uyumsuz eşler seçmek yavru üretiminde sorunlara yol açabilir. Uyumsuz eşlerden kastı nedir arkadaşlar? Bazı kuşlarda su yolma rahatsızlığı var. Hani o genelde papağanlarda rastlarsınız bu soruna. Yavruların tüylerini yolarlar, dibindeki yağları, tüylerin kökündeki yağları yerler arkadaşlar. Bu olabilir. Veya genetik hastalığı olan iki tane kuşu eşlemiş olabilirsiniz. Onun haricinde kan uyuşmazlığı olan iki tane kuşu eşlemiş olabilirsiniz. Veya atıyorum bir tane kuşunuz 3 aylık. 3 aylıkken zaten eş atmanız yanlış arkadaşlar. Diğer kuşunuz da 1 yaşında. Bunları eş atamazsınız arkadaşlar. Hani arasındaki aydan dolayı değil. 3 aylık kuşun en az 6 aylık olmasını beklememiz lazım. Örnek veriyorum. 6 aylık bir kuşunuz var. 3-4 yaşında veya 5 yaşında bir tane de diğer erkek kuşunuz var. Veya dişi kuşunuz var. Fark etmiyor. Eşe atabilir misiniz? Evet, eşe atabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi kuşunuzun en az 6 aylık olması lazım arkadaşlar. 6 aylık olduktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tekrardan söylüyorum. En az 6 ay olması lazım. Şimdi başka da yazmış mesela orada. Bir maddeydi ama zaten çok da fazla yazmamıştır. Dediğim gibi bu kan uyuşmazlığı olduğu zaman veya onların sakat çıkma ihtimali oluyor arkadaşlar. Veya kuşun gelişim bozukluğu varsa eşe atmanızı tavsiye etmem. Çünkü altından gelen yavrularda da ister istemez gelişim bozukluğuna yol açacak veya onu taşıyacak etkenler oluyor arkadaşlar. Çok sağlıksız beslenme oluyor yani. Buradan onu anlatıyor. Atıyorum kuşunuzun uru var. Sürekli tekrarlayan bir ur. Onu gidip eşe atmayın. Altından gelecek atıyorum 5 yavrudan bir tanesi, maksimum bir tanesinde uru olma ihtimali var arkadaşlar. O yüzden yanlış çiftleşme veya yanlış eşleştirme yapmayın asla. Diğer sıkıntı da arkadaşlar aşırı sık eşleştirme. Aşırı sıktan ziyade hemen ben size bunu anlatayım. Hani farklı kuşlarla eşleşmekten ziyade kuşunuzu sürekli olarak yumurtlatmaktan bahsediyor arkadaşlar burada. Yani Türkçe meali o. Kuşunuzu hiç dinlendirmeden, atıyorum Eylül ayında başladınız, Haziran ayına kadar hiç aralıksız sürekli olarak yumurtlatıyorsunuz. Böyle bir şey oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Kuşların cidden böyle bir huyu var. Eş tutturana kadar akla karayı seçersiniz. Eş tuttuktan sonra da arkadaşlar daha ayırmanın yolunu ararsınız yani. Çünkü sürekli olarak fare gibi yumurtluyorlar arkadaşlar. Hani atıyorum son yavru yuvadan düşmesine 4-5 gün falan var. Zaten o yuvadan düşmeyen ilk yumurtayı yuvaya bırakır arkadaşlar düşmüş. Hani burada nasıl bir yöntem uygulayacaksınız? Son 2 yavru kaldığı zaman falan dişi veya erkeği hangisi yavruları çok fazla besliyorsa o yavruların yanında kalsın. Az besleyen kuşunuzu alın, farklı bir kafese alın arkadaşlar. 15 gün falan dinlenmesi lazım. Sürekli olarak yumurtlatırsanız ne gibi sıkıntı yaşarsınız onu da söyleyeyim ben sana. Sürekli olarak yumurtlatırsanız arkadaşlar kuşunuzda yumurta yapmaya bağlı olarak sürekli olarak kalsiyum eksikliği oluşuyor arkadaşlar. Kalsiyum eksikliğinden dolayı da yumurta felci geçiyorlar. Yumurta felci ne arkadaşlar? İşte sürekli olarak yumurtaya kalsiyum harcadığı için bünye kalsiyum vücuda yetersiz geliyor, kasılmalara başlıyor ve ters durumu gelişiyor. Ters durumuna geçtikten sonra zaten ortalama 4-5 gün falan anca yaşıyorlar arkadaşlar. Düzelme ihtimalleri var tabii ki ama doğru ilaçlarla oluyor. Bizim başımıza geldi. Bize dışarıdan bir Sultan Papağanı gelmişti. Onu da yaşadık arkadaşlar. İlk buçukasında yaşadık biz. Tedavisini ettik, yavru aldıktan sonra ama dediğim gibi erken fark etmek gerekiyor ve doğru zamanda doğru ilaçla tedavi etmek gerekiyor. Aşırı sık eşleştirme de bu. Hayvanları 2 veya 3 kuluçkada bir 15 gün dinlendirmeniz lazım arkadaşlar. Biz 2 kuluçkada bir 15 gün dinlendiriyoruz veya 10 gün dinlendiriyoruz. Sizlere de bu şekilde tavsiye ederim. Sorun veya sıkıntı yaşamazsınız. Zaten Eylül ayında başlıyoruz arkadaşlar. Haziran ayına girmeden üretim bitiyor bizde. Öyle söyleyeyim. Genelde 3 kuluçka falan, maksimum 4 kuluçka kuşlardan yavru yumurta alıyoruz biz sezonda. Onun haricinde yavru yumurta almıyoruz zaten. Yazın gördüğünüz gibi kaç aydır hayvanlar ayrı. Şimdi stres durumu var arkadaşlar. Burada ne yazmışım mesela? Kuşların stresli veya yalnız ortamda bulunmaları üreme başarılarını etkileyebilir. Sosyalizasyon uygun ortam koşulları sağlanmalıdır. Yani bu sürü psikolojisi arkadaşlar. Yani çok fazla kuş olduğu zaman rahat bir şekilde yavru yumurta alabilirsiniz. Ben evde mesela üretim yaparken bu kadar kuşum yoktu. İlk başladığım zamanlar benim sadece bir çiftim vardı arkadaşlar. Bir çiftte nasıl yapmışım onu da söyleyeyim. Bizim soğuk bir odamız vardı. Sessiz sakin bir odaya koyduk. Misafir odası arkadaşlar. Çok fazla girilen bir oda da değil. Hayvanların rahatsız edilmemesi gerekiyor. Çünkü internetten araştırdığım kadarıyla o zamanlar böyle yazıyordu arkadaşlar. Yuvalı da gittim. Kaloriferin üstüne oturturdum arkadaşlar. Yani hayvanın yuvası sıcak olsun diye. O zaman bunu düşünmüştüm yani. Yuvalı da gittim. Kaloriferin üzerine oturturdum. Kafesin altına eşit gelecek seviyede bir tane sehpa koyduk. O şekilde o çiftten biz yavru aldık. Bayağı da yavru aldık arkadaşlar. Zaten 3 yıl falan ben yavru attım. Benim üretim açtığımda zaten o çiftten geliyor arkadaşlar. Erkeğiniz beyaz mavi çok güzeldi böyle resesifti. Dişimizde sarı parçalı bir dişiydi arkadaşlar. Sarı yeşilli. Çok güzeldi. O çiftten başladık. Hani tek de üretilebiliyor. Ben ne yapıyordum mesela? YouTube'dan muhabbet kuşu sesi yazıyordum. Eğer muhabbet kuşu dişi sesi veya erkek sesi hayvanları hareket halinde üretilsin diye. İlla kuşu saçmanıza da gerek yok arkadaşlar. Hareketli bir şarkı açarsanız hani ritimli olan veya hafif böyle bastıran hayvanlar cidden etkileniyorlar. Şu an duyuyor musunuz bilmiyorum. Mikrofon taktım ama mikrofon benim sesimi alıyor onlara sadece. Ben konuşuyorum diye kuşlar benim sesimi bastırmak için bağıra bağıra ötüyorlar şu anda. Ben de onlardan dolayı biraz bağırarak konuşuyorum. Kusura bakmayın. Bu sürü psikolojisi olduğu zaman da kuşlarınızdan kolay bir şekilde yavru yumurta alabiliyorsunuz arkadaşlar ve yavrularına da gayet güzel bakıyorlar. Stres durumları kalmıyor çünkü kafes burada, karşılarında başka kafes var. Hayvanlar birbirleriyle geçim kuruyorlar veya burada bakın. Burada sosyalleşiyorlar. Sosyalizasyon dedikleri de o zaten. Stres durumu tamamen kalkıyor ortadan. Birkaç gün sonra erkeklerimizi tekleyeceğiz. O zaman stres olma durumları var. Onda da probiyotik geçeceğiz, mama geçeceğiz arkadaşlar. Stres durumu gene kalmayacak ortada. Şimdi sağlık kontrolü arkadaşlar. Sağlık kontrolü burada mesela gelmiş ki düzenli veteriner kontrolü. Bunu zaten yapan ben çok bilmiyorum. Ben de kendim yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü genelde götürdüğümüz zaman anlamadıklarını söylüyorlar. Anlayanlar illaki var. İşte güzel yapan kişiler var. Instagram'dan takip ettiğim ve cidden özendiğim arkadaşlarım da var. Takip ettiğim arkadaşlarım da var veteriner olarak. Ama dediğim gibi genelde maalesef kuşlardan çok fazla anlamıyorlar. Genelde büyükbaş. Hatta kediden bile çok az anlayan nadir veterinerler var maalesef. Bu böyle yazılan veteriner kontrolüne gitmesi lazım. Hastalıkların teşhis edilmesini sağlanması lazım diye ama öyle bir durum yok. Genelde ben de mesela başlamadan önce internetten araştırıyorum. Makaleler falan vardı veya bilmeyen arkadaşlarımız Instagram'dan bize soruyor. Bu şekilde de olabiliyor arkadaşlar. Biz de üretici arkadaşlarımıza sorup öğrendiğimiz çok şey oldu. Veterinerlere de sorduğumuz oldu ama dediğim gibi anlaması lazım arkadaşlar. Anlayan kişilere sormanız lazım. Neyi anlaması lazım? Şimdi kuşun zaten duruşundan belli oluyor arkadaşlar. Dış görünüşünden kabarık mı veya gelişim bozukluğu var mı? Göz çevresinden, surat yapısından gelişim bozukluğu net bir şekilde anlaşılabiliyor. Onun haricinde bu popo kısmında dışkı yapışması veya dışkısının renginin değişik olması, kıvamının farklı olması bunlar kuşlarınızın sağlığının ne durumda olduğunu belli eden etkenler arkadaşlar. Anlamıyorsanız, bilmiyorsanız Instagram'dan bize gönderin. Instagram'a Aytan Üretim yazdığınız zaman zaten çıkan hesap bizim arkadaşlar. Eski hesabımız kapandı, yeni hesabımızdan devam ediyoruz. Oradan hem sahiplendirme yapıyoruz, hem soru cevaplıyoruz arkadaşlar, hem de kuşlarımızın güncel durumlarını paylaşıyoruz. Fotoğraflarını, gönderilerini veya reelslerini paylaşıyoruz arkadaşlar. Instagram'dan dediğim gibi yazarsanız ben kuşunuzun sağlık durumu olsun veya cinsiyeti olsun bunlara da yardımcı olurum arkadaşlar elimden geldiğince. Tabii ki müsait zamanlarda arkadaşlar atıyorum bir mesaj yazdınız hemen dakikasına veya 10 dakika sonra cevap beklemeyin çünkü bizim de kendi işlerimiz oluyor. İster istemez uğraştığımız işlerimiz var arkadaşlar. Müsait oldukça genelde akşam kuşların yanına geldiğim zaman kuşlara bakıyorum. Yan tarafa oturup orada sorularınızı cevaplıyorum arkadaşlar. Mesajlara geri dönüş sağlıyorum. Şimdi aşırı gürültü ve rahatsızlık. Kuşlar aşırı gürültü ve rahatsız edici ortam kuşlarını üretmekte zorlanabilirler. Aslında bu birazcık kısmen yanlış arkadaşlar. Niye? Bunu doğru yanından onu açıklayacağım. Biz burada özellikle kafes temizlerken kuşlar fazla etkilenmesinler diye benim ses topum var diyelim. Böyle şu salmanın üzerine koyuyorum arkadaşlar. Şarkıyı da açıyorum. Şarkı çaldığı zaman süpürgenin sesini duymuyorlar. Normalde süpürgenin sesinden korkuyorlar. Hani çok fazla sevmiyorlar. Şu an yeni süpürgeyle herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz ama eskisinden korkuyorlardı. O çok fazla bağırıyorlar arkadaşlar. Veya dediğim gibi işte o şarkıyı açtığımız zaman çok fazla etkilenmiyorlar ve daha da fazla sosyalleşiyorlar. Birbirleriyle tutulmaşıyorlar arkadaşlar. Daha iyi oluyor yani. Onun haricinde mesela bizde Sultan Papağanımız vardı. Cennet Papağanımız vardı geçmişte evde. Cennet Papağanı bir kuru kuşu yaptığı zaman aşırı gürültülü yapıyorlar arkadaşlar. Muhabbet kuşlarının hepsi bir anda kaçıyor. Yuvalarına gidiyorlar arkadaşlar korkudan. Hani gürültüden kastı zaten bu tarz hayvanları rahatsız edebilecek seslerden ama şarkı açtığınız zaman cidden hayvanlara da etki ediyor arkadaşlar. Hani ineklerde bile mesela süt ürünlerini artırsın diye ahırlarda şarkı açıyorlar. Hatta klasik müzik falan açan çobanlar da var arkadaşlar yani. Biz de dediğim gibi hareketli. Genelde Sagopa'nın şarkılarından açıyorum ben. Çok fazla kendim dinlediğim için. Kuşlara başladık. Onlar da seviyorlar artık. Oradan devam ediyoruz bize yani. Gürültüden kastımız hayvanların korkabileceği pis sesler. Aniden çıkan sesler hayvanları korkutuyor. Ama düzenli bir akışta giden sesler hayvanlar alışıyorlar. Yani problem olmuyor yani. Sonra yanlış en son maddemiz arkadaşlar. 10. maddeye geldik. Videomuzda 20. dakikaya gelmişiz. Umarım sizleri yormamışımdır. Yanlış iklim ve sıcaklık koşulları arkadaşlar. Ben bunu zaten biraz önce cevapladım. İlk maddesini okuyun sonra ben kendim açıklayayım arkadaşlar. Kafeslerin yerleştirildiği ortamın uygunluk, uygun sıcaklık ve nem seviyelerine sahip olması gerekiyor. Yanlış iklim koşullarının sağlık sorunlarına yol açabilir. Çok doğru arkadaşlar. Bu madde yani ciddi anlamda çok doğru. Neden? Biz tekrardan söyleyelim. Biraz önce söylemiştim. Eylül ayında biz üretim sezonuna başlarız. Haziran ayına girmeden Mayıs'ın ortalarında arkadaşlar kuşlarımızı eşten çekeriz. Yani salma kafesten alır, dinlendirmeye geçeriz. Niye? Havalar çok fazla ısınıyor. Havaların ısınmasına bağlı olarak nem oranı artıyor arkadaşlar. Havalar sıcaklığına ziyade nem biraz daha önemli. Çünkü nem fazla olduğu zaman kuşlar suya giriyor arkadaşlar. Sıcaklıkla giriyor ama nem fazla olduğu zaman direkt suya girerler. Hatta tüyden de biraz zor çıkarlar yani nemli havalarda. Yumurtası varsa yumurtanın içinde yavrunun ölme ihtimali yüksek. Veya yumurtanın bozulma ihtimali, cırılma ihtimali çok çok yüksek. Çünkü dişi kendisi de yatıyor ve dişinin yuvada yumurtanın üzerinde ölme ihtimali de yüksek. Çünkü yuva kapalı bir ortam olduğu için ne kadar havalandırması da olsa hayvan içeride bulamıyor arkadaşlar. Yumurtası olduğu için de çok fazla dışarı çıkmayı tercih etmiyor. Sadece işte dışkı ihtiyacını karşılamak için veya yem ve su ihtiyacını karşılamak için dışarı çıkıyor. Hatta sadece dışkı ve su ihtiyacını diyebiliriz. Çünkü yemi genelde kendi erkeği dişiye besliyor arkadaşlar yem konusunda, ama su ve dışkı ihtiyacını dişi kendi karşılıyor. Yuvada sıcaktan dolayı ölme ihtimalleri yüksek. Yavru varsa yavrunun yuvada zaten yaz aylarında çıkma ihtimali neredeyse %10 arkadaşlar. Yani çıkma ihtimali yok, öyle söyleyeyim ben size. Yumurta varsa bozulma ihtimali çok çok yüksek veya yavru çıktı, bir şekilde yetişti, büyüdü, o yavrunun sıkıntılı durumu yani hasta olma ihtimali, hasta büyümesi veya genetik sıkıntısının olması çok bir ihtimal arkadaşlar. İşte vücut gelişmiyor çünkü hayvanda yazın. Anladınız mı? Öyle söyleyeyim ben size. Yani normal sezondaki gibi olmuyor yavrular. Nasıl diyeyim? Renkleri normaldir, hem renkli olması lazım sağlıklı yavruların. Bunlar hafif böyle morumsu oluyor yazın üretilen yavrular. Üretici arkadaşlar varsa veya evinde tek tip üretici yapan arkadaşlarımız varsa, küçük de olsa, yazın ürettiği yavrulardan zaten herhangi bir verim alamadığını veya güzel olmadığını az çok anlamıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. İklimde dediğim gibi bölge değişiyor tabii ki, ama mesela biz Tokat Erbaa'dayız arkadaşlar. Bizim genelde Eylül ayının en geç ortasında iş atmış oluyoruz. Tabii bu Akdeniz kısmında farklıdır veya Güneydoğu'da farklıdır. Marmara'da farklıdır. Nemine ve sıcaklığına bağlı arkadaşlar. Nem daha çok önemli, onu söyleyeyim. Şimdi sıcaklıkta en az 14 veya 12 derecenin altında olmaması lazım. Sağlıklı bir şekilde yavru almak istiyorsanız. Nem de 45 ve 60 arası olması lazım arkadaşlar. Bizim sezonda nemimiz kaç oluyor? 60, maksimum 64 oluyor yani. Genelde 58-59 o civarda geziyor. Bizim burada zaten nem makinemiz de var. Şu an mesela nemimiz 54 arkadaşlar. Şu anda üretim için ideal ama sıcaklığımız 28.3. Yumurta alsam alır mıyım? Alırım. Niye şu anda bu böyle arkadaşlar? 4-5 gün önce bu dönem mesela %80'e çıkmıştı. 2 gündür geceleri yağmur yağıyor, hava biraz daha serinledi. O yüzden şu anda nemimiz gayet iyi. O yüzden dediğim gibi havanın sıcaklık durumu ve nem durumu doğru seçilmesi lazım. Yavrularda ölüm olma ihtimali artıyor ve anaç kuşlarda ölüm olma ihtimali artıyor. 10 maddemizi de burada bitirdik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Bu şekilde videoların hala gelmesini istiyorsanız arkadaşlar farklı konularda, ben mesela bundan sonra bakın kağıdın her yeri yazı dolu arkadaşlar. Ben sadece size şu anda şurayı okudum. Üstte bir maddemiz var. Arkada bir maddemiz var ve bunun gibi 2-3 tane daha kağıt oluşturdum. Güzelce çalıştım. Sizlere bunları sunacağım arkadaşlar. İşte ölümcül tehlikeler var mesela. Birkaç gün sonra onları da sizlerden bahsedeceğim. Ama bundan sonra mesela elimde çiftleştirdiğim bir kuşum vardı. Onun haricinde başka bir kuş daha elimizde çiftleştirmeye çalışacağız. Çünkü bir arkadaşımızın yorum atmıştı, ona çok fazla kuruldum demeyeyim de o rahatsız etti beni arkadaşlar. Alıştırdığım dişi kuş tabii ki erkekle çiftleşiyor arkadaşlar elinde. Ben ilk o alıştırdığım dediğim kuşu alacağım elime, erkekle çiftleştirmeye çalışacağım üst kafesle, sonra onu bırakacağım. Aşağıdan herhangi bir dişi veya 2-3 tane hiç fark etmiyor. Alacağım yine aynı erkeğe veya herhangi bir bizden çok fazla korkmayan bir erkeğin yanına götürüp gene çiftleştirmeye çalışacağım. Bakalım o zaman da aynı şeyi söyleyebilecek mi arkadaşımız? Dediğim gibi size bunu kanıtlayacağım arkadaşlar. Yani cidden hayvanlar elimizde çiftleşiyorlar. 3 gün önceydi herhalde attığımız video veya 4 gün önceydi, 4 video önceydi. YouTube kanalımızda son videolardan bakabilirsiniz arkadaşlar ki geçen sene zaten benim düzenli olarak yaptığım bir şey. Hayvanları eksilttirme konusunda daha da rahat oluyor arkadaşlar. Bir şey elimizde pozisyon aldırıyoruz ve erkeğin yabani olmaması lazım. Hani eliniz uzattığı zaman kaçacak yer aramayacak arkadaşlar ama direkt elinize de gelmeyecek. Orta ayarda yani bizim salonda geldikleri gibi olacak arkadaşlar. Dışarıda elinize gelmeyecek ama kafeste elinizi uzatıp hareketsiz durduğunuz zaman elinize gelip oynayabilecek yani, öyle söyleyeyim ben size. Çok yabani veya çok ele alışkın olmaması lazım. Zaten çok fazla ele alışkın olursa dişiyle ilgilenmez, direkt sizle ilgilenir arkadaşlar. Bu önce bir denklem var yani, onu söyleyeyim. Birkaç gün sonra göstereceğim. Büyük ihtimalle bir video sonuna gelir. Bunları biraz ara veririm arkadaşlar. Bir video sonra yine elimizde 45 gün videosu gelecek. Daha sonra tamamımızda yayınlayacağız arkadaşlar bu videolarımızda. Sizlerden bir ufak bir ricam var. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz bize çok mutlu edersiniz. Siteyle alakalı da kısa bir duyuru yapalım arkadaşlar. Sitemizdeki ürün güncellemesi önümüzdeki ay içerisinde tamamlanacak. Şu demin de biraz birkaç ürün aldık ama eklemiyorum arkadaşlar şu anda. Çünkü Diğer ürünleri de alıp toplu şekilde siteye yükleme yapacağız. Ve toplu bir anda da yayınlamasını yapacağız arkadaşlar. Güzel işte akıllı yemliklerimiz olsun. Pro yemliklerimiz olsun. Yani 3-4 çeşit yemlik çeşitimiz olacak arkadaşlar, sadece öyle söyleyeyim ben size. Çünkü akıllı yemlik isteyen ayrı var, normal küçük yemlik isteyen ayrı var, pro yemlik isteyen ayrı var. Herkesin ihtiyacını karşılamamız lazım. Tohumumuz geçen sene biraz vardı. Ben aşağıya gittikten sonra tohum almamaya başladım arkadaşlar. Çünkü muhafaza edecek yerimiz yoktu ama şu anda var. Ben onu sağladım. Tohumda işte sağlık tohumu olsun, yulaf olsun, aspir olsun, atları karışık yem. İşte aspir, keten tohumu, nijer tohumu. Ortalama bir 10-15 arasında tohumumuz olacak. İlginiz olsun yani. İşte bayağı bir zenginleyecek. Onu da geldiği zaman Instagram adresimizden ve YouTube kanalımızdan sizlere bilgilendirme amaçlı bahsederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.